Ya burada da hava aydınlanmamış henüz. Şu an sabah saat kaç? Helsinki saati saat 9.30. Moskova saati 10.30. Petersburg'dan buraya trenle yaklaşık 3.5-4 saatte geldim. Rusya saatiyle saat 6.40 geçe binmiştim. Şimdi Helsinki'de tren istasyonundayım. Bu arada pasaport kontrolü nasıl oluyor onu anlatayım size. Rusya'dan trene bindikten sonra hareket halindeyken pasaport kontrol görevlileri geliyorlar. Pasaportunuza yurt dışına çıkış şeyini vuruyorlar mühürünü. Sonrasında Helsinki sınırına geldiğinizde bir tane istasyonda duruyor tren. Oradan bu sefer Finlandiya'nın görevlileri biniyorlar. Pasaport kontrol görevlileri. Onlar da yine aynı şekilde bu sefer Schengen'inize, otel rezervasyonunuza, dönüş biletinize falan işte onları soruyorlar. Benimki çok uzun sürdü. Yarım saat falan benim başıma 3-4 kişi toplandılar. Şüphelendiler herhalde. Tek başımayım, bir de ilk Schengen'im. 4 kişi falan toplandılar başıma. Zor bela derdim anlattım da çok şükür. Mühürü vurdular. İnşallah yolculuğum boyunca bir sıkıntı yaşamam. Buradan çıkıp bir an önce bir kahve içmek istiyorum. Evet, burası Helsinki. Videonun giriş konuşması aslında Petersburg'da yaptım ama bilmiyorum, o bölümü belki koymam karanlıktı. Çünkü ben sabahın altısında yola çıkmıştım. Eğer o bölümü koymazsam diye yedek bir tekrar giriş konuşması yapıyorum. Arkadaşlar, çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Videoyu şöyle söyleyeyim size. Kuzey Avrupa ülkelerini gezdiğim bir tur olarak düşünebilirsiniz. Turda hangi ülkeler, hangi şehirler var? Rusya, St. Petersburg'dan bu sabah yola çıktım sabah 6'da. Helsinki'ye geldim trenle. Bugün akşama kadar Helsinki'deyim. Buraya gezeceğim. Buraların videolarını çekeceğim. Sonrasında akşam buradan İsveç'in başkenti Stockholm'e geçeceğim. 17 saatlik bir cruise gemisi yolculuğu olacak. O da benim için ilk defa yaşayacağım bir tecrübe. Onun için ayrıca bir heyecanlıyım. Yarın Stockholm'u gezeceğim. Akşama kadar Stockholm'de görülecek yerler falan hepsi böyle hazırlıklarım tamam. Nereleri görmem gerekiyor? Nokta atışı yerler yapmam lazım. Çünkü vaktim biraz kısıtlı. Akşama kadar Stockholm'u gezdikten sonra oradan trenle Kopenhag'a geçeceğim. Kopenhag Stockholm'den yaklaşık 5-6 saatlik bir yolculuk. Kopenhag'a geçtiğimde artık akşam saat 11 falan olmuş olacak. Oradan bir tane hostel ayarladım. Gece Kopenhag'da kalacağım. Ertesi sabah da sabah 1-2 saat Kopenhag'a gezip bu sefer oradan uçakla Berlin'e geçeceğim. Berlin'de gezmeyi planladığım yerler var. Berlin'de gezdikten sonra İstanbul'a gideceğim. Yaklaşık 4 günde 6 ülke ve 6 şehri gezdiğim, artık bir videom olur, birkaç videom olur onu tam şimdiden kestiremiyorum ama ben şimdi yolculuğumun ilk günündeyim. Helsinki'nin trafiğe kapalı caddesindeyim. Bu arada videoyu ben yılbaşından birkaç gün önce çekiyorum. 22 Aralık bugün. Gündüz vakti olmasına rağmen kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Işıklar yanıyor, süslemeler var, çam ağaçları var. Çok acayip yağmurlu bir hava. Kamerayı ıslatmadan çekmeye çalışıyorum ama dolu da yağsa, meteor da yağsa bu fırsatı kolay kolay yakalayamıyorum. Zamanım olmuyor çünkü. Bir şekilde çekeceğim. Hiçbir şey olmadı. Telefonla çekerim, yine çekerim. Hadi gidelim. Helsinki'de görülecek yerler başlıyoruz. Şu an önünde bulunduğum yer Finlandiya'nın milyonlarca euroluk lüks kütüphanesi. 2015 yılıydı sanırım. Türkiye'de de haberlerde bayağı konu olmuştu Finlandiya'nın eğitimi, devasa kütüphane diye. Şimdi Helsinki'de bu kütüphanenin önüne geldim. Kütüphaneyi çok görmek istiyorum. Umarım ziyarete açıktır. Finlandiya'nın Oodi kütüphanesindeydim. Şöyle çıkıyoruz bakalım. Bahsettikleri 3D yazıcılar burada galiba. Bunlar yazıcı mı, dikiş makinesi mi? Öyle, dikiş makinesi. El becerilerinizi burada geliştirebiliyorsunuz. Şimdi Finlandiya'nın milyonlarca euroluk lüks kütüphanesi Oodi'nin içindeyim. Burada sadece kitaplar yok. 3 boyutlu yazıcılar, müzisyenler için kayıt stüdyoları, buluşma alanları, sinema ve hatta dikiş dikebilecek alanlar bulunuyor. O dikiş dikebilecek alan burası. Burada abiler bir işler görüyor. Onları şöyle rahatsız etmeden geçelim. Burada böyle oyun oynayabileceğiniz PlayStation odaları bile var. Şimdi ben diğer katlara da bakmak istiyorum. Öbür katlara bir çıkayım. Ve şimdi kütüphane bölümündeyim. Şimdi insanların yanında rahat konuşamayacağım için orada gezeceğim de size kütüphane ile ilgili biraz bilgi vereyim. Ülkede kütüphane hizmetleri ücretsiz. Yasayla koruma altına alınmış kütüphane hizmetlerinin ücretsiz olacağı. Finlandiya okuma oranında dünyanın en önüne gelen ülkelerinden birisiymiş arkadaşlar. Yapılan araştırmaya ve istatistiklere göre her Finlandiyalı yılda ortalama 10 kez kütüphaneye gidiyor ve 18 tane de kitap ödünç alıyormuş yılda. Nasıl bir ortalamadır böyle? Bu dış mihraklar da hep bizim ülkeye kıskanıyor. Arkadaş, biraz da Finlandiya'ya kıskanın ya. Şimdi gürültü yapmadan şöyle kitapların arasında biraz gezinmek istiyorum. Böyle çok hoş bir merdiven yapmışlar. Okuma merdiveni mi desek buraya? Şuraya abiler minderlerini atmışlar. Ha, yukarıda da vardı. Şimdi yukarıya çıkalım. Ben hayatımda hiç böyle kütüphane görmedim. Şuradan da bir manzara çekelim. Bu da kütüphanenin manzarası. Thank you. Would you like to take a picture with my friend together?
Evet, buraya gezen turistlerle de fotoğraf çekildik. Burada da yine bir okuma alanı var. Bakın arkadaşlar, kitabınızı alıyorsunuz ve şu manzarada, ya biraz kısık konuşuyorum kusura bakmayın. Şu manzarada kitabınızı okuyorsunuz. Dışarısı yağmurlu olduğu için pek kameraya yansıtamıyorum ama gerçekten çok güzel bir manzara. Burada kitap okumak ister miydiniz? Bina dışarıdan çok büyük görünüyor ama içerinin atmosferini yani anlatamam size. Yaşamanız lazım. Gerçekten çok güzel. Oğlu kütüphanesinde arkamda bırakıyorum ve Finlandiya'daki başka bir noktaya gitmek için yola koyuluyorum. Helsinki'nin görülmesi gereken yerler listesinde 3 tane kilise var. Kırmızı kilise, beyaz ve taş kilise. Bu üçlüden taş kilise olan bu. Burası merkezin birazcık dışında, bir 10 dakika falan yürüyerek geldim ben. Otobüs mutlaka vardır da yürüyerek gelmeyi tercih ettim. Burayı 1960'larda kayaları oyarak yapmışlar. Çok fazla sıra var. Açıkçası bu sırayı da pek beklemek istemiyorum. 3 euroymuş giriş. Videoları bu kamerayla çekiyorum. Bayağı bir ıslandı. Çok yağmur yağıyor. Şimdi bir geyik eti yemek istiyorum. Burada yaşayan takipçim bugün izinliymiş, çalışıyormuş. Onunla çok görüşmek istiyorduk ama kısmet olmadı. Ona sordum, dedim geyik eti yiyebileceğim bildiğim bir yer var mı? Bana şimdi bir yer tavsiye etti. Oraya gidiyorum. Zetor Restoran diye bir yer. Bakalım. Buranın lezzeti nasılmış? Arkadaşlar şu an tabağımda görmüş olduğunuz et geyik eti. Hayatımda ilk defa geyik eti yiyorum. Helsinki'de geyik eti çok meşhur. Ben de gelmişken tatmak istiyorum. Hayatımda ilk defa geyik eti yiyorum. Gerçekten değişik bir lezzeti var. Size nasıl anlatsam? Sığır eti gibi de değil, hindi eti gibi de değil. Farklı, bütün etlerden farklı. Görünüşü sığır etine benziyor ama tadı kesinlikle sığır eti değil. Böyle servis ediyorlar. Bunlar geyik eti, yanında mantar ve işte burada bir avuç soğan şeklinde. Yanında böyle patates püresi geliyor. Size biraz mekanı göstermek istiyorum. Çok ilginç bir yer. Traktörün etrafını bar yapmış. İçeride eski traktörler var. Çok karanlık. O yüzden fazla gösteremiyorum. Bir de insanlar yemek yiyorlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Kamerada ne kadar görünüyordur, ne kadar size yansıtabiliyorumdur bilmiyorum ama böyle bir mekan. Oldukça değişik bir tecrübeydi. Beğendim etini, lezzetliydi. Biraz küçük bir servet bıraktım diyebilirim. Ya yemek bayağı pahalı tabii. Helsinki genelde pahalı. Mekan burasıydı. Zetor diye bir yer. Şu an bulunduğum yerde dışarıdan baktığınız zaman böyle tasa ya da bir fincana benzeyen sessizlik kilisesi. Burası çok yakın zamanda yapılmış. 2012 yılında yapılmış. Nanoteknoloji kullanılarak olağanüstü bir ses izolasyonu yapıldığı söyleniyor. Gustav Mannerheim. Şu an arkamda görmüş olduğunuz heykelin dikilmesine sebep olmuş şahsiyet. Helsinki'ye gelip de buraya uğramadan gitmek kesinlikle olmazdı. Ayrıca bu generalin hayatını mutlaka araştıracağım. General diyorum da sonrasında Finlandiya'nın ilk cumhurbaşkanı da olmuş kendisi. Biraz size bunun hakkında bilgi vereyim. Mareşal Gustav Mannerheim Finlandiya doğumlu bir Rus askeri. Sonrasında Finlandiya askeri oluyor ama başlangıçta doğduğu yıllarda Finlandiya henüz Rusya topraklarında olduğu için Çarlık Rusya'sında asker olarak görev alıyor. Sonrasında 1. Dünya Savaşı patlak verdiği Japonya'ya karşı çok üstün başarılar gösteriyor ve kol ordu komutanlığına kadar yükselmiş. Ben bu generali hiç bilmiyordum. Yani Helsinki'yi araştırırken karşıma çıktı ve çok ilgimi çekti. İlginç olan ne peki? Rus ordusunda görev yaparken, hatta generalliğe kadar yükselmiş, yani kol ordu komutanlığı yaparken 1917'deki Ekim devrimi sırasında Finlandiya bağımsızlığını ilan ediyor. Mannerheim de bu esnada tarafını Finlandiya'dan tarafa seçiyor. Aradan işte 10-15 yıl geçtikten sonra 2. Dünya Savaşı patlak veriyor. Bu sefer de 2. Dünya Savaşı'nda Fin ordusunun başında Rusya'ya karşı savaşıyor. Fin-Rus savaşı bittikten sonra Almanya'ya artık geri püskürtmeye başladıklarında
Biliyorsunuz ilk önce Finliler Rusya'ya saldırmışlardı Almanya desteğinde. Almanları geri püskürttükten sonra bu sefer Finliler Almanlara karşı savaşıyor ve Mannerheim bu sefer de Almanlara karşı savaşıyor. Çok ilginç bir karakter. Şimdi göreceğiniz meydan ise Senato Meydanı. Bu meydana gelmemin sebebi de Çar 2. Alexander'ın burada bir heykeli var. Yani güzelmiş, canlıymış meydan. Normalde burası boş bir alan aslında. Ama buraya Luna Park ve böyle küçük küçük dükkanlar kurmuşlar. Güzel olmuş aslında. Bakalım bu dükkanlarda neler satılıyor. Hediyelik eşyalar satılıyor. Yılbaşı, Noel, çiçekler. Yerel gıdalarını falan satıldı. Böyle çok tatlı küçük küçük dükkanlar var. Görmüş olduğunuz heykel Çar 2. Alexander'ın heykeli. Böyle Alexander reisi de görelim. Niye Rus Çarı'nın heykeli burada? Çünkü Finliler 1917'ye kadar Rusya'nın hakimiyeti altında olduğu için burası da Rus topraklarıydı. Şu an gördüğünüz yer ise Helsinki Katedrali. Yani şehrin her yerinden gözüküyor burası. Yani görmemek imkansız. Bir de şöyle bir durum var. Helsinki'ye geldim demeniz için buranın önünde bir kare fotoğraf çektirmeniz gerekiyor. Şu merdivenlerden çıkınca bütün şehri görebiliyorsunuz diyorlar. Bakalım gerçekten de öyle mi? Merdivenlerden mi çıkalım? Zaten şehirde 3 tane büyük simge var. Büyük demeyeyim de 3 tane simge katedral var. Beyaz kilise, kırmızı kilise, bir de taş kilise. Taş kiliseyi gördük. Onun yanına gittim. Şimdi beyazı. Bundan sonra da kırmızı kiliseyi gideceğim, göreceğim. Böyle dik bir merdivenlerden çıkılıyor. Bu merdivenleri günde 10 kere inip çıksam benim göbek erir aslında. Buradan da size harika bir manzara göstereceğim. Helsinki şehrinin simge yapılarından birisi olan Helsinki Katedrali'nin önündeki devasa bir çam ağacı Noel kutlaması için. Ve küçük böyle dükkanların olduğu bir panayır yeri yapmışlar. Yağmur eşliğinde Helsinki caddelerini gezerken biraz size Finlandiya'dan ve Helsinki'den bahsedeyim. Şu an bulunduğum cadde Allah'tan trafiğe kapalı ve araç sesi yok. Herkes şemsiyelerle geziyor. Ben elimde kamerayla geziyorum. İnşallah kamerayı da ıslatıp arıza yapmasına neden olmam. Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi'nin kıyısında bulunan bir ülke ve şu an benim caddelerini turladığım yer Finlandiya'nın başkenti Helsinki. Helsinki'de iki dil konuşuluyor. Fince ve İsveççe, ama %89'u Fince. Yönetim sistemi de üniter cumhuriyet. Böyle yarı başkanlık bir yönetim sistemi var. Başbakanı Sanna Marin. Haberlerde görmeye başlamışsınızdır. Daha 1985 doğumlu. 2015 yılından beri de haberleşme bakanı olarak zaten hükümette görev alıyormuş. Bu arada ülkeyi ilk tanıyan da Sovyetler Birliği. Ne gariptir ki ilk tanıyan ülke ama ilk savaş açan ülke de yine Sovyetler Birliği. iPhone fiyatlarına bakmak istiyorum. iPhone XR 729 euro. iPhone 11'ler 829 euroya satılıyor. 128 GB'ı 879 euro. Evet, Pro 64 GB'ı 1179 euro. 64 GB Pro Max ise 1279 euro. Şuna 13 euro verdim. Ama buraya görmem gerekiyor. Şehir manzarasını görmek istiyorum. Giriş buradanmış. Bir de dönme dolaba binelim. Umarım manzara güzeldir. Karşımızda bir adet kruz gemisi var. Benim bineceğim o değil yalnız, şu. Onun bir benzeri. 2 saat sonra gemiye bineceğim ve 17 saatlik bir yolculuk yapacağım. Bu arada yükselmeye başladık. Şöyle şehri görüntüleyebilecek miyiz? Buna binmek gerekiyor da tabii hava keşke güzel olsa. Çok gri puslu bir hava var ve şu an hava kararmak üzere. Saat 3.30-4'te hava kararacak. Şimdi Viking gemisinin attığı terminaldeyim. Aynı havalimanı gibi. Check-in yaptırıyorsunuz. Ben önceden biletimi almıştım internetten. Yine de her ihtimale karşı bir check-in yaptırdım. Abla orada her gelenin resmini çekiyor. Ben de çektireyim bari. Thank you. Evet arkadaşlar, ben şimdi Helsinki'den Stockholm'e gideceğim. 17 saat yolculuk yapacağım. Gemiye binmek üzereyim. Helsinki videosunu burada bitiriyorum. Bundan sonraki videolar sırasıyla Stockholm, Kopenhag ve Berlin olacak. Hepsini ayrı ayrı peş peşe yayınlayacağım. Şu ana kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Helsinki'den dünyanın neresini izliyorsanız oraya kucak dolu selamlar. Hoşça kalın.